Evet Salih o kadar çok uzun süre bekledim ki notlarım çok fazla birikti. Doldunuz değil mi? O yüzden ha, başlık ha. başlık Tamam. E, hep her birine değinmek durumundayım. Sonra, şimdi en sondan başlayayım. Sonradan söz almanın da böyle bir e, faydası oluyor. Aslında bir toparlama hali. Başta çünkü daha spesifik giriyoruz. İlerleyince biraz başlıkları evet. da çoğaltabiliyoruz. Buyurun lütfen. Şimdi e, aslında belki en son söylenecek şey en başta söyleyeyim. Sonra da bunu açacağım. O da şu. Şimdi bize... Ee, aslında İsrail belli bir örgütü şeytanlaştırarak bunu 7 Ekim'de de yapmıştı. Hep zaten yaptığı şey bu. Belli coğrafyaları işgal ediyor, istila ediyor ve katliam yapıyor. Bunu Harika. Gazze'de Hamas'ı şeytanlaştırarak yaptı. <laughs> i̇şte sözde 7 Ekim'i gerekçe göstererek yaptı. Orada bir soykırım yaptı, bir katliam yaptı. Taş üstüne taş bırakmadı. Çok çocuk öldürdü. Şimdi de aynı şeyi Hizbullah'ı gerekçe göstererek Lübnan'da yapıyor. Yani e, Hizbullahla sözde mücadele ediyormuş gibi bir görüntü çiziyor dünyaya böyle bir PR yapıyor. Ama biz aslında neyi görüyoruz? Bir istila ve işgal projesinin aşamalarını görüyoruz. Şimdi buna örnekler vereceğim tarihten. Şimdi Hizbullah ne zaman kurulmuş Lübnan'da? 1985. Peki İsrailin Lübnan'a ilk saldırısı ne zaman? 1978. Hatta ötesini söyleyeyim. Meşhur ve çok hazin. Sabra ve Şatila katliamı var biliyorsunuz Ariel Sharon önderliğinde. Hı hı. 1982. Yani daha Hizbullah diye bir örgüt yok Lübnan'da. Yani his, şeyin İsrail'in Lübnan'a, Filistin'e, Suriye'ye vesaire bölgeye dair işgal ve istila projesi, niyeti zaten 1948'den beri hep aklında olan bir şey. Kuruluş idaresinde var olan bir şey. Siyonizmin parçası olan bir şey. Yani burada özellikle hani bu çerçeveyi bu siyasal ve tarihsel çerçeveyi çizmek e, lazım geldiğini düşünüyorum. Şimdi eee Lübnan'da dikkat ederseniz şimdi son görüntüler bize bir şey gösteriyor. Ya son görüntülerden başlayayım. Bu İsrail'in Demir Kubbe'sinin ilgili e, roketin füzenin bu noktaya bu geldiği ana dair de görüntü var arkadaşlarım hazırlıyor. Buyurun Oğuzhan Bey. Bu son görüntü bize bir şey gösteriyor. Son görüntüden başlayayım, onu sıcaksızca onu söyleyeyim. İsrail'in demir kubbesinin o kadar da mükemmel, o kadar da kusursuz olmadığını gösteriyor. O kadar da yenilmez olmadığını gösteriyor. Bence biraz da bunun altını çizmek lazım. Hı -hı, Ama hı -hı. ikincisi şu var. Şimdi İsrail'in ne yapmak istediğini bir konuşmak ondan sonra da Hizbullah'ın buna karşı ne cevap öğretebileceğini biraz ele almak isterim. Şimdi 7 Ekim'de başlayan süreçte Gazze'yi Filistin Filistin'sizleştirme projesini yürüttü İsrail değil mi? Gazze'yi evet. işgal, istila hatta o sözde yerleşimci denen işgalcileri Gazze'ye yerleştirmek üzere bile programlarını şimdiden hazırlamış durumdalar. Yani onların bile projelerini çizmiş durumdalar. Gazze bombalanırken ilk ne demişti? 7 Ekim'den sonra Kuzey Gazze'yi boşaltın ey Gazze halkı güneye doğru gidin demişti. Sonra biz neyi gördük? Sadece Gazze'nin Kuzey'ini bombaladı? Gazze'nin ortasında bombaladı, Gazze'nin güneyinde bombaladı. Gazze'yi tamamen Filistinlilerden arındırmak bir ettik, temizlik yapmak için uğraştı. Evet kaçın Şimdi orada güvende yapıyor. olacaksınız dediği yerleri de bombaladı zaten. Evet güvende olacaksınız dediği yerleri bombaladı. En güneyi Refah bile bombaladı. Şimdi ne yapıyor? Lübnan'ın güneyini boşaltın diyor değil mi? Lübnan'ın güneyini boşaltıp, Lübnan'ın önce güneyini işgal etmek, sonra da yukarıya doğru çıkmak istiyor. Şimdi biz bunu nereden biliyoruz? Yani ben niyet bakıyorum, Hayır. Bu 7 Ekim sonrası bu Netanyahu ve bu İsrail hükümetinin oluşturan koalisyon ortaklarının söylemlerine bakalım. Ne diyorlar? İşaya kehanetleri diyorlar. Ne diyorlar? Arzı mevut diyorlar. Netanyahu'nun oğlu haritalar yayınlıyor. Büyük İsrail diyorlar. Yani burada aslında siyonizmin doğasından gelen ontolojik olarak siyonizmin, siyonizmin parçası olan bir ve, e, işgal ve silah programı var. Fırat'tan Nil'e kadar sözde vaat edilmiş toprakları adım adım yutmaya dönük bir program var. İlk adımı Lübnan'da uygulamak istiyorlar. Hizbullah'ı göstererek bunu yapıyorlar. Şimdi bir de yani biz Hizbullah'la İsrail çatışması diyoruz değil mi? Bütün dünya şu an bunu tartışıyor. Ya Hizbullah bir örgüt, İsrail hmm. devlet. Sözde bir devlet. Hmm. Yani devlette bir inşaat lazım ama sözde bir devlet. Birleşmiş Milletler'de falan tanımış bir devlet. Şimdi bir devletle bir örgütün aslında çatışmasını konuşuyoruz değil mi? Evet. Ama... Olsan bey. aslında 30 saniye, 30 saniye sizden müsaade isteyeceğim. Şu bahsettiğim görüntü tamam. geldi. Onu azıcık anlatmaya çalışayım. Görüntü aslında bir tam ekran gelsin. Ee, anlatalım. Ee, biraz önce söyledik. Eylat limanı vuruldu İsrail'de Hizbullah tarafından. Görüntüleri e, daha farklılarını görmüştük. Şimdi bir başlasın karanlık. O karanlığın içinde de füzenin gelişi. Şimdi orası o bölüm ilgili bölüm başlıyor yok burada bitiyor Bir en başından hani o yanarak geldiği yeri de bunda ses yoktur sanırım evet geliyor ve ardından da limanda o gördüğümüz e, camın çerçevenin yıkıldığı e, kırıldığı noktaya ulaşmış olduğunu anlıyoruz İşte devamı burası bir güvenlik kamerası gibi bayağı bir etkileyici olduğunu oradaki hareden diyeyim görüntü itibariyle anlamış görmüş oluyoruz. Devamında da buranın vurulduğu tarif olduğunu da yine görüntüler bize anlatıyor. Oğuzhan Bey buyurun lütfen. Şimdi e, biz hani askeri detayları bir takım teknik bilgileri tabii konuşuyoruz. Ben özellikle şunu yapmak istiyorum. Yani burada bir ideolojik bir çerçeve olduğunu, bir tarihsel bir çerçeve olduğunu ve bir siyasal proje olduğunu altını çizmek istiyorum. O yüzden bunları e, bundan anlatmak istiyorum. Şimdi burada Lübnan'ı ilk etapta yutmak isteyen, işgal etmek isteyen, istilat etmek isteyen bir İsrail var. Bu, ya bu çok net bir görüntü, çok net bir plan bu. Yani orada Hizbullah var, işte güneyini boşaltın, işte yukarıya çıkın, e, Hizbullah'la işte Lübnan'ın geri kalanını ayrıştırın. Ya bunlar adım adım uygulanacak aşamaları aslında bize İsrail gösteriyor. Bütün o haritalarda da bu çiziliyor, bütün o teopolitikte anlatılan kavramlarda da bu anlatılıyor. Ve Lübnan'ı adım adım işgal etmek isteyen bir İsrail var. İsrail peki bu cesareti nereden buluyor? Yani hep konuştuğumuz gibi İsrail bu cesareti... ABD'den buluyor, Batı'dan buluyor. ABD'deki iki başkan adayı hangimiz daha İsrailci diye birbirleriyle yarışıyorlar. Hangimiz hmm. daha İsrail'e çok destek verecek diye seçim kampanyası yapıyorlar. E İsra, kendiniz Netanyahu'nun yerine koyun. Zaten radikal, zaten Siyonist, zaten işgalci bir rejimsiniz. E, sizi bu yapmak istediklerinizden alıkoyacak birisi olmayınca, sizi bundan caydıracak bir güç karşınızda durmadıkça İsrail neden dursun ki? durmuyor zaten. Yani Lübnan'ı yutmak istiyor. Lübnan'ı yuttuktan sonra da durmayacak. Yani e, ben bunu e, belki ilerleyen bölümde tekrar konuşuruz ama Lübnan'ı e, Allah korusun bir şekilde istirahat etmeyi başarırsa ve başladığı katliamlar orada sürdürürse ki sürdürecek gibi görünüyor maalesef. Esas sonraki hedefinin, daha büyük hedefinin Suriye olduğunu düşünüyorum. Suriye'ye bahsediyorum. Özellikle gelmek isterim. Ama Lübnan'da şunu da söyleyeyim. Şimdi biz Türkiye'de Lübnan'a dair... ...böyle <laughs> maalesef çok... ...yakında olmasına rağmen çok fazla bilgiye sahip değiliz. Şimdi mesela... ...Lübnan bizim Hatay sınırımızdan... ...yüz kilometre uzaklıkta bir yer. Hı hı. Yani aslında bize çok uzak bir yerden bahsetmiyoruz. Bizim zaten bin sene Türk toprağı... ...Türk vilayeti olmuş bir yer. Osmanlı'dan önce de pek çok Türk devletinin partisi olmuş bir yer. Ve Lübnan, Arap dünyasının... <laughs> ...Arap dünyasının... <laughs> ...kültür, sanat ve medya merkezini oluşturan bir yer. Yani Lübnan... Modası Lübnan, kültür sanatı, Lübnan medyası, Lübnan'daki sosyete, Lübnan'daki işte o e, Arap elitlerinin yaşam tarzı vesaire Lübnan Arap dünyası için önemli bir yer. Lübnan'ı vururken, Hizbullah'ı vururken siz Arap dünyasından bir tepki duydunuz mu mesela? Hayır. Bir tepki duymadık. Aynı Gazze'yi vurduklarında duymadığımız gibi. Ben şimdi iddialı bir şey söyleyeceğim. Hatta yani bunun üzerine bence çok fazla tartışma yapıl tartışma yapılması lazım. Siz Arap rejimlerinin, İsrail'in Hamas'ı veya Hizbullah'ı vurmasından rahatsız olduğunu düşünüyor musunuz? Ben açıkçası rahatsız olduğundan çok, çok da düşünmüyorum. Niye? Çünkü en başta Hamas'ı söyleyeyim. Hamas'ı Arap rejimleri kendisine rakip olarak gördükleri Müslüman kardeşlerin uzantısı olarak görüyor. İran bağlantı olarak görüyor. O yüzden İsrail Hamas'ı vurmasından çok da büyük rahatsızlık ifade etmiyorlar. Hizbullah'ı da yine İran'ın uzantısı olarak gördükleri için Buna İsrail'in Hizbullah vurmasına karşı bir ses bile çıkarmıyorlar. Üstelik sadece Hizbullah'ın mensupları falan ölmüyor. İşte görüyoruz çoluk çocuk ölüyor yine. İsrail yine çoluk çocuk katlediyor. Ama yine Arap rejimlerinden bir ses çıkmıyor. İşte İsrail böyle bir bölgedeki sessizliği gördükçe ve İran'ın da bölgedeki caydırıcı misilleme yapamamasını gördükçe İsrail kim durduracak sorusunu İsrailler de soruyor. Ve İsrail de bu yayılmacı, bu katliamcı politikasını durdurmaya kendisi mecbur hissetmiyor çünkü mecbur bırakılmıyor. Yani işin esas acı tarafı bu. Şimdi gelelim Suriye'ye. Ben özellikle yani bu kısmın önümüzdeki aylarda maalesef yani konuşulacağını düşünüyorum. Yarın e, bir yazı yazdım, karamsar bir yazı başlığını attım. Son cümlesi de şöyle bitirdim. Kötü günler geride kaldı maalesef daha kötü günler bizi bekliyor diye. Şimdi Suriye bahsi çok önemli. Niye? Çünkü haberleri takip ediyoruz. Hizbullah, Suriye'de bulunan mensuplarını, militanları Lübnan'a geri çağırmış. Suriye rejimini ayakta tutan en önemli unsurlardan bir tanesi Hizbullah militanlarıydı. Şimdi Hizbullah militanlarının Suriye'den geri çıkarılması ne demek? Lübnan'da gerekme ne demek? Suriye coğrafyasını biraz daha boşaltılması demek ve PKK-YPG'nin önünü açılması demek. Suriye'deki PKK-YPG kimin için orada alanını temizliyor? Kimin için orada mıtıka temizliği yapıyor? En başta İsrail için. Tabii ki Türkiye'ye karşı da kullandırılmak üzere orada zaten silahlandırıldılar ama bugünler için aslında biraz da orada PKK, YPG'ye binlerce tır silah verdiler. Bugünler için orada eğitildiler. Bugünler için o kadar büyük finansal destek verdiler. PKK'yı gördüğümüz yerde İsrail'i görmek zorundayız. Bize bunu tarih gösteriyor. Ve maalesef yani Allah korusun yani inşallah öyle olmaz. Ama Lübnan'da belli bir aşamaya gelirlerse sonraki hedefi Suriye olacağı çok ortada. Ve Suriye'de... Bu kadar çok işte Hizbullah militanlarının, Şii militanlarının vesaire de boşa atılması, PKK, YPG için daha fazla alanı açılması demek. Aynı zamanda İsrail'in de Golan Tepeli'ni zaten işgal etti. Hı hı. Suriye coğrafyasına daha fazla girmesi, daha fazla işgal ve katliam politikasını sürdürmesi için fırsat açılması demek. Ve hı. işin daha da İsrail'in önünü açan başka bir boyutu var. Suriye rejimini ayakta tutan iki tane devlet var değil mi? Birisi evet. İran birisi Rusya. Evet. İran zaten caydırıcılığı azalmış durumda. Zaten misileme yapamadı İsrail'e karşı? İşte Hizbullah'a, Hamas'a ne kadar destek oldu olabiliyor? Onlar zaten tartışmalı. Yani Amerika'nın e, Amerika üreteceği yeni bir cepheyle Rusya bir de orada mı yer alır diyorsunuz? Yani Rusya'nın o cephede yer alacak gücü kaldı mı diye soruyorum. Anladım. Ukrayna'da zaten gücü o kadar tüketildi ki ve hala tüketiliyor ki işte Kursk işgallerini vesaire konuşuyoruz. Suriye <laughs> rejimini eskisi kadar koruyamayacak hale getirilen bir Rusya var. Yani İsrail'in önü daha da fazla açılıyor Suriye'de. Şimdi o yüzden yani şimdi bazen şöyle şeylere denk geliyorum Salih Bey sosyal medyada medyada. Ya Araplarla İsrail'ler savaşıyorlar biz niye bu kadar işte bu işe karıştık? Ya mesele bir Arap-İsrail savaşı meselesi değil. Mesele Büyük İsrail projesi. Mesele bizim sınırlarımıza kadar uzanan bir proje. Mesele PKK-YPG'nin desteklenmesi. Mesele Büyük İsrail projelerinde Kayseri'mize, Sivas'ımıza kadar Türkiye'nin üçte birinin Büyük İsrail projelerinde gösteriliyor olması. Yani burada çok büyük bir e, bölgeyi ateşe atacak, bölgeyi kaosa çevirecek ve bütün bölge ülkelerini... Lübnan'ı, Suriye'yi, Ürdün'ü, Irak'ı, İran'ın bir kısmını, Suudi Arabistan'ın bir kısmını ve Mısır'ı yutmaya hazırlanan, en az ona niyet eden bir radikal siyonist bir rejimle karşı karşıyayız. Ve maalesef bölge ülkeleri İsrail'e karşı bir cephe oluşmaktan aciz. Kendi alanındaki meselelerle özellikle mezhep fitnesiyle birbirlerine düşürmüş durumdalar. Ve İsrail'in önünün iyice açıldığı bir durumda karşı karşıyayız. Bundan çok zaman önceydi, 15 sene önceydi galiba. Condoleezza Rice, Dışişleri Bakanı ABD'nin ne demişti? 22'ydi galiba. 22 ülkenin Orta Doğu'da sınır değişecek demişti değil mi? O 22 ülkenin sınırın değişmesi işinin aslında bugünlerde Büyük İsrail'in önünü açacak şekilde ve Büyük İsrail'i sözde yaratmaya yönelik olacak şekilde nasıl geliştirildiğini görüyoruz. Ya bu gerçekten bu bahsettiğim şey böyle çok karamsar bir tablo olabilir ama maalesef yani İsrail'in niyeti bu. Gazze'yi Filistinsizleştirdiler. Şu an Lübnan'ı da eleştirmek istiyorlar. Sonra da Suriye'de aynı şey yapmak istiyorlar. Yani işte bu yüzden hani ben bunu hep söylüyorum. Bizim Mısır'la normalleşme, Suriye'yle normalleşme, Irak'la normalleşme tartışmalarını biraz da bu, bu kapsamda değerlendirmek lazım. Çünkü yani kendi aramızda geçmişten kalan bir takım meseleler olabilir. O meseleler de küçük meseleler de olmayabilir. Hı hı. Ama Büyük İsrail'e karşı bir cephe attı, Büyük İsrail projelerine karşı, katliamlara karşı, işgallere karşı bölge ülkelerinin bir cephe hattı oluşması gereken bir dönemde artık bölge ülkelerinin bazı sorunları geride bırakıp daha başka bir tarihsel konjonktürde olduğumuzu fark etmeleri gerekiyor. Yani bu süreçte 7 Ekim belki bazı gerekçeler oluşturmuş olabilir ama İsrail için İsrail zaten 1948'den beri daha önce de birkaç defa denediği projenin tekrar tekrar sahaya sürüyor ve bu sorunların bu bu şeylerin problemlerin her biri Türkiye'yi ilgilendiriyor. Dün mesela Tartus'u vurdu, değil mi İsrail? Hı hı. Tartus neresi? Hatay sınırımızdan 100 kilometre bile mesafede olmayan bir yer. Yani bu kadar bizi ilgilendiren büyük bir hadiseyle karşı karşıyayız. O yüzden böyle ya Orta Doğu'dakiler işte birbirlerine girmişler gibi bizim artık çok uzaktan bakacağımız bir mesele değil. Peki. Doğrudan Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanım doğrudan ifade etti. Oğuzhan ki, Bey. Biz. Buyurun. E, bir o cümleyi alayım sonra bu bölümü kapatayım. Reklam zamanı geldi. Tamam Çünkü hemen birkaç cümleyi toparlayayım. ne olur. Dün Sayın Erdoğan dedi ki. Biz sizin gibi televizyonlardan bunu izleyerek konuşmuyoruz. Biz bizzat krizin göbeğinde yer alan bir ülke olarak bu konuları konuşuyoruz dedi genel kurulda. Hı hı. Ve bir insanlık ittifakından bahsetti. Yani burada artık İsrail'e karşı oluşturulabilecek her türlü arayışın, her türlü alternatifin değerli olduğu bir dönemdeyiz. Ve İsrail'in bölgedeki tüm ülkeleri Türkiye'ye dahil olmak üzere maalesef tehdit ettiği bir konjonktürden geçiyoruz. Ve İsrail'i sadece İsrail olarak da görmek lazım. PKK'sıyla yani taşeronlarıyla Hı -hı. ve arkasındaki ABD ile birlikte görmek lazım. Yani neticede e, zor bir dönemdeyiz, karamsar bir dönemdeyiz. Ve bu meselenin Lübnan'da bitmeyeceği bir aşamanın bir aşaması, aşamanın parçasını yaşıyoruz. O Olsan yüzden bunu Bey, böyle bir tarihsel çerçeve içerisinde konuşmak Olsan lazım. Bey, bu ko